Çok kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz. Haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi dünyadan haberlere gideceğiz biraz. Kime gideceğiz? Shakira'ya gideceğiz. Shakira ve yeni albümünden biraz bahsedeceğiz. Shakira'dan bir albüm müjdesi geldi. Albüm Mart ayında piyasaya sürülecek. Fakat albümde dikkat çekici bir şey var. Evet. Geçen yıl, 2023 yılında Shakira Bizarre Rap'le Music Sessions Volume 53 isimli bir çalışmanın içinde yer almıştı. Ve bu çalışmada da For Guys Like You isimli bir şarkı yapmıştı. Yani senin gibi adamlar için anlamını taşıyor şarkı. O şarkının sözlerinde bir çarpıcı cümle vardı. Kendi ana dilinde, Kolombiyalı bu arada Shakira, Latince söylediği bir kısım vardı. O da, dur bakalım okuyabilecek miyim, Las mujeres ya no lloran, yani kadınlar artık ağlamıyor cümlesiydi. Bu cümleden yola çıkarak bir albüm oluşturdu. Yeni albümünün ismi de bu cümleden oluşuyor. Yani kadınlar evet. artık ağlamıyor ismini taşıyor. Heyecanla bekliyoruz bakalım, çok az kaldı albümün çıkmasına. Ve 7 yıllık bir aradan sonra geliyor bu evet, albüm. Oldukça uzun bir ara, 7 kesinlikle yıl. Kesinlikle öyle. 22 Mart'ta. Dinleyicilerle buluşacakmış. Evet, şimdi bu albümün ismi tabii ki çok manidar. Kadınlar artık ağlamıyor ismi. Neden? Şimdi biraz o kısma dönmek istiyorum. Bu şarkıyı dinleteceğim tabii ki Magazin Best izleyenlerine ama şöyle, Gerard Piqué ile Shakira'nın 12 yıllık bir ilişkisi vardı. Artık tüm dünyanın malumu oldu bu ilişki. 12 yıllık birlikteliği Piqué'nin Shakira'yı aldatmasıyla son bulmuştu. Ve Shakira aldatıldığını şöyle anlamıştı. Bir gün kendisinin evden uzaklaştığı bir dönem, tatile gittiği bir dönem geri dönüyor ve buzdolabındaki reçelin bir kısmının yendiğini görüyor. Ve Piqué reçelden nefret edermiş. Yani o reçeller Shakira'ya ait. Böylelikle kendi evine başka birisinin geldiğini anlıyor. Bir de üstüne üstlük reçeli yenmiş. Ve buradan yola çıkarak aldatıldığına kanaat getiriyor. Ve zaten ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre sonra Piqué o aldattığı isimle birliktelik yaşamaya başladı. Hatta aralarında enteresan da bir diyalog geçmişti saat markaları arasında. Shakira bir markadan için, ünlü bir markadan için demişti ki işte bu markaya bunu değiştin demişti. Söyleyemiyorum şimdi isimleri ama zaten bu olayı takip eden kişiler hakimdir konuya. Ve hatta o daha düşük olan markadan da cevap gelmişti. Evet, biz bir o marka değiliz ama müşterilerimiz bize sadıktır diye. Bu evet. Yani bu derece kamuoyunu meşgul etmiş bir ayrılık süreciydi onlarınki. Artık markalar da işin içine girmişti. Tabii Shakira'nın bu ihaneti unutması çok uzun zaman aldı. Hatta hala da unutamadı belli ki ama Shakira çok çalışkan bir kadın. Bu arada dünya üzerinde IQ'su en yüksek olan insanlardan birisi Shakira. Ve bunu da çalışkanlığı olarak yansıtıyor evet. zaten hayatına. O süreçte boş durmuyor ve işte bu albümü çıkarıyor. Evet. Ve ismini de kadınlara artık ağlamıyor koyuyor. Yani biliyorsun ki insanlar acı çektikleri dönemlerde daha üretken olabiliyorlar. Evet. Bu da bir artı yanı oluyor kötü dönemlerin. Eğer kötü dönemlerde işinize tutunursanız ortaya çok güzel şeyler çıkarabiliyorsunuz. Shakira da bunu yapmış diyebiliriz. Tabii Shakira'nın aldatılması... reçele ne diyorsun? Yani gerçekten çok büyük bir olay bence. Yani işte ne kadar güzel olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol, ne kadar bütün dünya sana hayran da olsa işte yine aldatılabiliyorsun yani. Evet, evet. Yani işte artık o başarıyı mı kaldıramıyor erkekler, neyi kaldıramıyor? Gerçi erkekler demek de çok doğru mu bilemeyeceğim. Aldatan taraflar demek çok daha doğru yani herhalde. Yani her erkek de aldatmıyor tabii ki ama yani özellikle görüyoruz ki çok başarılı kadınlar aldatılıyorlar ya. Yani bu çok enteresan geliyor bana. Evet. Bilmiyorum ya kaldıramıyorlar dediğin gibi karşılarında çok başarılı bir kadın olmasını. Ya da artık ne oluyor, nasıl bir psikoloji oluyor bilmiyorum ama başarılı ve güzel kadınların aldatıldığını görüyoruz genellikle. Yani bunlara gerçekten en büyük örnekler Rihanna.
Tabii. Mesela Adriana Lima. Tabii yani. Hatta sıkça bir lafı burada söylediğimiz olmuştur işte. Adriana Lima'nın aldatıldığı dünyada seni harcarlar harçe demiştik. Shakira yine bu isimlerden birisi. Demek ki yani erkekler için aldatmanın ölçütü güzellik değil yani. Böyle de bakmak lazım tabii. Ama şimdi hem güzel hem başarılı hem sadık bir kadın var karşında. İşte karakterini bilmiyoruz. Ne o zaman bilmiyoruz. Ölçüt karakterini yani? O karşı bilmiyoruz. Tarafla alakalı bir durum. Yani şimdi burada tabii aldatmanın hiçbir anlamda açıklaması yok tabii. Da bu arada. Demek ki işte güzellik değil, başarı değil. Başka şeylerde çelişkiler çıkıyor demek ki ortaya. Ama tabii hiçbir şey aldatmanın açıklaması değil elbette ki yani. Tabii ki öyle. Yani o aldatan kişiyle kendisi arasında bir problem. Gerçekten aldatan kişinin kendisinde problem yani. Evet. Başlı başına. Nasıl bir mentalitede ilerliyor bilemeyiz. Nasıl bir kafa yapısı var. Ancak şu anda mesela Shakira'dan ayrıldıktan sonra birlikte olduğu hanım, zaten o işte aldatmasına sebep olan o reçeli yiyen hanım, çok da güzel sürdürüyor ilişkisini. Madem bu kadar güzel sürecekti, devam edecekti, düzgünce bitirseydiniz ya. Yani bu kadar yalan dolana ne gerek vardı? Evet, doğru söylüyorsun. Kişisel alana sokmaya ne gerek vardı bir üçüncü kişiye? Ya insanlar ayrılabilirler, bu dünyanın en doğal şeyi. Duygular değişebilir, insanlar değişebilir, ayrılıklar yaşanabilir ama önemli olan işte nasıl bitirdiğin. Elbette ki hayatının başka bir döneminde bir başka insanla olmayı da seçebilir birisi ama bunun etik olanı elbette ki mevcut ilişkisini sonlandırıp yeni bir ilişkiye başlamak yani. Evet, evet kesinlikle öyle. Şimdi Shakira'dan böyle bir albüm gelince ismi de belli, ismi de hepimizin malumu. Bir kez daha söyleyeyim, Kadınlar Artık Ağlamıyor bu albümün ismi. Tabii ki hayranları şu şekilde düşündü. İntikam dolu şarkılar mı geliyor acaba bu albümde? Yeni bir hani Gerard Piqué'ye yazılmış intikam sözlerinden oluşan şarkılar mı geliyor diye basının gündemine oturdu. Bence intikam şarkıları gelmeyecek ama. Bence çok umursamaz, aldırmaz şarkılar gelecek. Çünkü bak artık ağlamıyor kadınlar diyor. Yani aslında artık çok da umurumda değilsin gibi bir algıya da kapılıyorum ben. Şöyle... Şimdi geçtiğimiz yıl birazdan yayınlayacağımız şarkı var bu albüme ismini veren. Arasında yani ismi veren cümlenin olduğu şarkı. O şarkının sözlerinden de ben biraz okumak istiyorum. O tamamen Piqué'ye göndermeden oluşuyordu çünkü. Şöyle diyor. Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma. Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım. Sadece müzik yapıyorum. Bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm. Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın. Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor. İşte bu cümleden yola çıkarak albümün ismini koyuyor zaten. Hatta biraz daha ileri giderek şarkıda göndermeleri şu şekilde söylüyor. Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim. Sana ne olduğunu bilmiyorum bile. O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile diye devam eden şarkı sözleri var. İşte orada da bir takım markalar da devreye giriyor bu şarkı sözlerinde. Evet, peki o zaman gidelim mi bu şarkıya? Gidelim. Hadi bakalım. Perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la
por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. İşte bu şarkıyla Gerard Piqué'ye olan tüm öfkesini dışarı yansıtmıştı zaten Shakira. Bu şarkının içinde geçen bir sözden de yeni albümünün ismini oluşturmuş oldu. 22 Mart'ta dinleyicileriyle buluşacak. Heyecanla bekliyorum. Bakalım gerçekten intikam şarkılarından mı oluşuyor? Yoksa güçlenip çıkma şarkılarından mı oluşuyor? Ya umarım intikam... Umarım ikincisidir. Umarım intikam şarkıları değildir. Çünkü ben bu intikam olayından gerçekten hoşlanmıyorum. Çünkü... intikam almanın çok da güçlü bir davranış olduğunu düşünmüyorum ben. Yani en büyük intikam aslında gerçekten yok saymak ve hayatına devam etmek. Bu karşımızdaki kim olursa olsun, yani eşimiz olsun, ilişkimiz olsun, bir arkadaşımız olsun, hiç fark etmez. Açıkçası mesela ben kendi hayatımda hep öyle yaparım. Hiç kimseden intikam almaya çalışmam. Hiç bana göre olmadı intikam. Çünkü intikam almak aslında hala o insan için çabalamak anlamına geliyor. O insan için bir şeyler yapmak anlamına geliyor. Hala o insanı düşündüğün anlamına geliyor. Yani en büyük intikam aslında bir intikam alınacaksa o da o şeyi arkanda bırakıp, her kimse artık o kişiyi arkanda bırakıp yoluna devam etmek ve bir daha asla arkana bakmamak. Bence öyle. Hani şöyle bir söz vardır ya internette. En iyi intikam başarılı olmaktır. Çünkü başarılı olmanız sizi sevmeyen herkesi üzer diye. Ya başarılı olmak falan da değil. Yani böyle kendilerini... Ama başarının birçok ölçüsü var biliyorsun. Hayır, kendilerini bir zora da sokmasın yani insanlar böyle hani intikam alacağım diye daha iyi yerlere geleyim falan. Yani hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmamak bazen en büyük şeydir yani. Bazen susmak en büyük cevaptır. Yok saymak gerçekten en büyük gösterebileceğiniz tepkidir. Yani o yüzden... En güzeli kendi önüne bakmak. Yani gerçekten en güzeli kendi önüne bakmak. Başka taraflara bakmamak. En büyük intikam şeklinin bu olduğunu düşünüyorum. Ben kadınlara çok üzülüyorum bazen. Çünkü bazen ne yazık ki hemcinslerim intikam almak uğruna bütün hayatlarını heba ediyorlar. Evet. Oysa fark etmiyorlar ki orada giden ömür onlarınki. O intikam alma çabası içerisindeyken karşı tarafa hiçbir şey olmuyor aslında. Aslında en çok kendinize ediyorsunuz. Yani intikam alayım derken en çok kendi ömrünüzden, kendi zamanınızdan çalıyorsunuz. Ne gerek var? Yani zaten siz önünüze bakın. En büyük intikam bu yani. Evet, evet. Yine özlü sözler köşemizde. Özlü sözler köşemizin bugün de sonuna geldik. Şimdi ülkemize döneceğiz tekrar. Bu intikam dolu haberden bir mutlu habere gideceğiz. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'a gideceğiz. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk yaklaşık 4 yıldır aşk yaşıyorlar ve evlenecekleri yönünde söylentiler vardı. Şimdi ise evlilik tarihleri belli olmuş. Geçtiğimiz günlerde de muhabir arkadaşlarımız yine onları görüntülemişlerdi. Evlilikle de ilgili soru yöneltmişlerdi. Önce bir geçmişi hatırlayalım, o görüntüyü izleyelim arkadaşlar. Evet, böyle daha iyi. Çek abi, çek. Evet, buraya doğru fotoğraf çekiyorum bir saniye. Evet.
Sercan abi gir. Evet. Efendim hemen merhabalar. Diyelim yakın dostunuz, yakın arkadaşınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Mutluluklar diliyoruz. Valla güzel bir gün. Hani Umut Ali'yle de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Biraz da geç kaldık. Bir saat kadar trafiğe kaldık. Onun için yani ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Özel günlerinde birlikte olacağız. Zeynep Hanım, siz neler söylemek istersiniz bugün için? Sizin için bir prova olacak mı diyelim mi efendim bunun için? İnşallah. İnşallah beyler. Yakın zamanda siz de görebilecek miyiz bu tarz bir durumda? İnşallah. Evet, bu görüntülerde şöyle evlilik ne zaman diye soruyor muhabir arkadaşlarımız. Onlar da gülerek çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. Evliliğe dair güzel bir çalışma başlattık diyorlar ve gerçekten de bu çalışmayı başlatmışlar. Çünkü iddialara göre sevgililer gününde Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mavro'ya evlilik teklif etmiş ve yaz aylarında Çeşme'de dünya evine girmeyi planlıyorlarmış. Evet. Zaten bekliyorduk böyle bir haber. Uzun süreli bir ilişkileri vardı. Son derece de yolunda gidiyordu. En sonunda zaten geçtiğimiz günlerde yaptılar bu açıklamayı. Evlilik yönünde bir çalışma başlattık diye. Artık ruh eşini bulunca uzatmanın bir manası olmadığını düşünen çiftlerden birisi. Zaten yeterince birbirlerini tanımak için vakit buldular. Bakalım yaz aylarında yaz düğünü planlıyorlar. Nasıl olacak düğünleri? Ben özellikle bir modacının düğününde ne giymeyi, nasıl bir gelinlik giymeyi tercih edeceğini ve eşini giydirip giydirmeyeceğini çok merak ediyorum. Evet, biz de merak ediyoruz. Muhtemelen kıyafetlerin konuşulduğu bir düğün olacak. O vakit geldiğinde yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Peki, şimdi sıradaki haberimize doğru gidelim. Alişan ve Buse Varol çiftine gideceğiz. Alişan Buse Varol çifti de geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendiler. Çocuklarının doğum gününü kutlamışlar, eğlenceli anlar geçirmişler ve şöyle söylemişler: çocukların doğum günüydü, onlara sürpriz yaptık. Maalesef çabuk büyüyorlar, keşke hep böyle kalsalar demişler. Evet. Çocuklar, yani ben bunu birçok anne babadan duyuyorum. Hiç büyümüyormuş gibi geliyor sanırım ama bir anda ay ne zaman bu yıllara geldik, ne zaman bu kadar vakit geçti cümlelerini söylediklerini de duyuyorum. Onlar da demek ki aynı şekilde düşünüyorlar. Zaman çok çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor ama gerçekten çok hızlı geçiyor. Bu çiftin de iki evlatları var. Bir kız, bir erkek. Evliliklerinde sıkıntılı süreçler de geçirirler geçmişti ama hepsi geride kaldı. Mutlu aile tablolarını sürdürebiliyorlar. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim. Ve şimdi sıradaki haberimize doğru gideceğiz. Çok sevdiğimiz bir isme gideceğiz. Sultanımıza gideceğiz. Seda Sayan'a gideceğiz şimdi. Seda Sayan'dan da yeni bir çalışma geldi. Benim Seni Görmem Lazım isimli şarkıyı yorumladı Seda Sayan. Evet, Benim Seni Görmem Lazım bir arabesk klasiği zaten. Seda Sayan'ın da bu tarz şarkılara sesinin çok yakıştığını biliyoruz. Şarkıyı çok gecikmeden dinleyelim. Seda Sayan'ın yorumuna bir bakalım, sonra değerlendirelim. Benim seni görmem
gel kesiliyor nefesim. Çok çaresiz bir haldeyim. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Çaresiz bir haldeyim. Benim seni görmem lazım. Kollarıma sarmam lazım. Yerimde duramıyorum. Kendimi tutamıyorum. Silip de Seda Sayan'ın Benim Seni Görmem Lazım yorumunu dinledik. Şimdi bu şarkının sözleri Burak Tunç'a ait ve müziği de Enver Yılmaz'a ait. Ve şarkıyı birçok farklı isim aslında evet. seslendirdi. Nevin Doğanay, Aycan Öner ve son olarak Gökhan Namlı'dan duyduk şarkıyı. Farklı farklı isimler seslendirdiler. Seda Sayan çok güzel olarak. Seslendirmiş bu arada. Çok gayet uymuş ben de. Seda Sayan'a. Klipte de bu arada çok güzel görünüyor. Evet. Gerçekten yani Barbie bebek gibi görünüyor. Taş bebek gibi görünüyor. Bayıldık yani gözlerimizi alamadık izlerken. Evet ben evet. özellikle leopar ceketine bayıldım tabii. Şimdi seslendiren diğer isimlerden birisi olan Gökhan Namlı'dan da duyalım bir şarkıyı. Tabii daha farklı bir yorum. Biraz Azer Bülbül'e benzettim evet, açıkçası evet, bu yorumu. Evet. Seda Sayan'ın yorumunu benzersiz tabii. Evet, Seda Sayan'ın yorumunu ben de çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun. Listelerde evet. üst sıralara yerleşeceğinden eminim kesinlikle. Peki, evet. sıradaki haberimize gidelim öyleyse buradan. Zara'ya gideceğiz. Zara bir turnede şu sıralar. Turnesine devam ediyor ve turnesi adeta bir stand-up show havasında geçiyor. Çünkü Zara konserler esnasında seyircilerini de sahneye çıkararak onlarla evet. düetler falan gerçekleştiriyor. Oldukça eğlenceli, keyifli anlar yansıyor kameralara. Evet ve şu sıralar bu turnenin şu ayağında Zürih, Offenbach ve Stuttgart'ta sahne aldı ve bu esnada da iki Hollandalı müzisyen kendisine eşlik etti. Bu müzisyenlere de halay çekmeyi öğretti, halk oyunları öğretti ve eğlenceli anlara sahne oldu açıkçası sahnesi. Son derece güzel stand-up tadında geçti. Zara da hem 2023 yılının hem de 2024 yılının en çok çalışan isimlerinden birisi. Evet. Onu yani çok kısa boşluklarla sürekli ya bir turnede ya bir konserde görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Sahne görüntülerini de izleyelim. Thank you.
O eğlenceli anları da görmüş olduk. Evet, böylece. Gerçekten çok keyifli görünüyor Zara'nın sahnesi. Zara'yı sahnede bu kadar harekette görmeye alışkın değiliz aslında, evet. Senelerdir biliyorsun. Çok daha sakindir yani, sahnede çok sakindir. Ama bu turne esnasında gerçekten çok kıpır kıpırdı yani Zara. İnanılmaz bir enerjisi vardı. İzleyenler de çok keyif almışlar konserler esnasında. Hala konuşuluyor sosyal medyada da Zara'nın vermiş olduğu konserler. Evet. Tabii geçtiğimiz günlerde bir de bir aşk iddiası çıkmıştı değil mi Zara ile ilgili? Evet, İlker Görgülü ile beraber sahneye el ele çıktığı için bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Oysa ki orada Zara'nın yaptığı bir jest vardı. Bir sanatçı arkadaşıyla el ele sahneyi paylaşmıştı. O bir hoşluktu yani orada. Evet. İlk ve son görüşüm demişti tabii, galiba tabii. Hatta. Bu aşk daha önce hiç çıkınca, görüşmedim, sonra da görüşmedim demişti. Tabii. Bu aşk söylentilerine de şu sebep oldu tabii. İlker Görgülü sahne anlarından bir gönderi paylaşıyor ve altına da asalet nedir diye sorsanız Zara'yı gösteririm diyor. Bunun üzerine iyice bu dedikodular alevleniyor. Öyle olunca da kendisine bu soru yöneltiliyor Zara'nın sahne öncesinde. O da diyor ki böyle bir şey yok, kendisini ilk ve son kez o sahnede gördüm diye bu aşk iddialarını yalanlıyor. Bu arada tüm konser boyu konuşmayı çok seviyor Zara. Anılarını paylaşmayı çok seviyor, ilgi alanlarını, hobilerini paylaşmayı, konuşmayı çok seviyor. Bu yüzden de gitgide aslında konser anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Zara Show biraz gibi oluyor yani konserler. Evet, bir şova oluyor. Dönüşüyor. Bir izleyenler adeta bir stand-up şovu gibi olduğunu söylüyorlar konserlerin. Gerçekten enteresan bir bakış açısı kazandırıyor şu an konserlere. Bol böyle sohbetli, muhabbetli, şovlu ve aynı zamanda seyircinin de kendisine eşlik ettiği, sahneye seyircileri de zaman zaman davet ettiği değişik bir konsept oluşturmuş kendince. Şimdi az önceki videolarda Hollandalı müzisyen arkadaşların da halaya eşlik ettiği anlar vardı. Alabiliyorsak onu orta pencerede arkadaşlar tekrar alalım. Hiç de yabancılık çekmiş gibi değillerdi yani. Evet, evet. Oldukça, Zara'ya eşlik ede ede galiba aşina aldılar biraz evet, daha. Oldukça başarılı görünüyorlar. Evet, tamamen adapte olmuş evet, gibiler. Zara ile birlikte de artık bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz evet. Tabii. Hemen hatırlatmalarımızı da yapmak istiyorum. Bizleri Magazin Best TV Instagram adresimizden takip edebilir ve mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Mutlaka mesajlarınıza geç de olsa dönüyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Çok da teşekkür ediyoruz bu arada mesajlarınız için. Ayrıca Magazin Best YouTube kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Evet. Magazin Best'i hafta ortasında tamamlamış olduk. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde birbirinden yeni magazin haberleriyle biz sizleri burada bekliyor olacağız. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.